Tasarıma dair ipuçları verdiğimiz bir ipucu kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe XD programında toplu bir şekilde sertifika üretmeyi göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde outofzone.org adlı web sitesinde bir sanal sergi gerçekleştirildi ve katılımcılar çalışmalarını bu web sitesine gönderdiler. Ve bu katılımcıların yer aldığı bir liste var. Görmüş olduğunuz gibi liste aşağıya doğru uzuyor. Bu listedeki herkese katıldıklarına dair bir katılım belgesi verilmesi gerekiyor. Bu belgeyi ben Adobe XD'de oluşturuldum. Normalde Adobe XD daha çok web arayüz tasarımı, mobil arayüz tasarımı gibi bir takım prototipleri tasarlamak için kullanılıyor. Ancak sunmuş olduğu bir takım pratik yöntemler sebebiyle bu tip işlerde de kullanabiliyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi önümde hazır bir sertifika tasarımım var. Bunu daha önceden hazırladım. Şu anda bir sayfanın içerisinde duruyor bu. Ben buradaki tasarımı bitirdikten sonra bunu olduğu gibi dışarıya alıyorum. Yani sayfanın dışına çıkartıyorum. Sayfanın dışına çıkarttıktan sonra bunu grup haline getiriyorum. Bunu grup haline getirdikten sonra web sitesine geri dönüyorum ve buradaki isim listesini kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra bilgisayarıma dönüp bir not defteri açıyorum ve bu not defterinin içerisine katılımcıların listesini yapıştırıyorum. Yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra buradaki not defterini dosya ve farklı kaydet sekmesinden farklı bir şekilde kaydediyorum. Kaydederken burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir özellik var. Kodlama kısmının UTF-8 olması. Bunu UTF-8 yapmazsak eğer yumuşak G gibi, Ş gibi, I gibi, Ü gibi Türkçe harflerin bozuk olduğu gözlemlenecektir. Bu yüzden UTF-8 kodlamayı seçiyoruz ve dosyamızın adını da katılımcılar şeklinde değiştirip kaydediyorum. Daha sonra Adobe XD ekranını şöyle küçültüyorum. Masa üstünde kaydetmiş olduğum dosyayı görebilmek için bunu yaptım. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra burada değişkenlik gösterecek olan yer neresi? İsim soyisim kısmı. Buradaki katılımcılar belgesini tutup sürükleyip isim soyismin tam üzerine bırakıyorum. İsim soyismi buraya bıraktıktan sonra görmüş olduğunuz gibi katılımcılar listesinde yer alan ilk isim buraya geldi. Şimdi tekrardan tam ekran moduna geçiyorum ve nesneyi yani sertifikayı tutuyorum şu an grup halinde ve Ctrl R kısa yolunu uyguluyorum. Ctrl R kısa yolunu uyguladığım zaman sertifikanın yani tasarımımın hem sağında hem de altında bir kulakçık meydana geldi. Bu kulakçıktan tutup çektiğim zaman buradaki ismin değiştiğini göreceksiniz. Çekmeye devam ettikçe oradaki isimlerin oradaki listeye göre gözüktüğünü gözlemleyebilirsiniz. Bunu aynı zamanda aşağı doğru çekerek de yapabilirsiniz. Ben şimdi aşağı doğru inip tekrardan isimlerde A harfini bulana kadar ilerliyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi A harflerine kadar geldik. Bu işlemi bitirdikten sonra bu şu anda grup halinde. Buna sağ tıklı tıklıyorum ve Ungroup Grid sekmesine tıklayarak buradaki bütün sertifikaları birbirinden ayırıyorum. Şu anda çok fazla işlem yaptığımız için bir takım kasmalar meydana gelebiliyor. Bütün işlemler sona erdikten sonra A'la başlayan harfleri siliyorum ve daha sonra buradaki bütün sertifikaları seçip Ctrl E kısa yolunu uyguluyorum. Ctrl E kısa yolunu uyguladığım zaman burada format seçme alanım var. İstersem PNG ya da JPEG yapıp sadece görüntüleme formatında bunu kaydedebilirim. Ya da PDF olarak kaydedip vektörel olarak kaydedebilirim. PDF seçtikten sonra eğer Single PDF seçili kalırsa buradaki bütün
sertifikaları tek bir PDF'de toplayacaktır. Fakat ben bunların hepsinin ayrı ayrı oluşmasını istiyorum. Bunun için Multiple PDF Files'ı seçiyorum. Ve masa üstüne buradaki bütün nesneler dolmaması için bir klasör oluşturuyorum. Buraya sertifikalar adını verdim. Klasör seç dedim ve export butonuna basarak PDF'lerin dışarıya çıkışını bekliyorum. İşlemim tamamlandığında, sertifikalar klasörüne girdiğimde görmüş olduğunuz gibi bütün isimler burada ayrı ayrı karşıma çıkıyor. Bu uygulamanın tek dezavantajı isimlere toplu şekilde adlandırma veremeyişimiz. Yani burada sadece tek bir sertifikaya, sertifikanın içindeki metne değişiklik verebiliyoruz. Bu sertifikanın kendisine toplu bir şekilde isim veremiyoruz. Eğer bunu yapmak istiyorsak şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Ya buradaki klasördeki PDF'lerin üzerine sağ tıklayıp yeniden adlandır dememiz gerekiyor. Ya da Adobe XD uygulamasının içerisindeyken burada layer panelini açıp grupları tek tek görebiliyorsunuz. Bunların hepsi tek tek sertifikalar. Herhangi birisinin üzerine tıkladığımızda hangisi olduğunu muhtemelen görürüz. Bakın şuradakiymiş. Sağ tıklayıp burada da Rename sekmesine tıkladığımızda grubun adını değiştirebiliriz. Grubun adı değiştiğinde bunu PDF olarak çıkarttığımızda PDF'in de adı grubun adıyla aynı olacaktır. Bu şekilde toplu bir üretim yapabiliyoruz. Bunu sadece sertifika gibi düşünmemek lazım. Örneğin kurumsal bir şirketin kart vizitini hazırlarken de bu kısa yolları uygulayabilirsiniz. Kart viziti de PDF formatında baskıya gönderebilirsiniz. Ve burada birden fazla işlem yapabilirsiniz. Örneğin ben burada sadece ismi değiştirdim. Atıyorum bunu bir kart vizit olarak düşünecek olursak, işte bu kişinin telefon numaraları ya da mail adresleri olacaktır. Onları da farklı farklı listelerden tutup toplu bir şekilde bu güncellemeleri yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok kısa bir sürede herkesin sertifikası oluşmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.